Koç ve yükselen Koç burçları, Mars sizin yönetici gezegeniniz. Mitolojide Mars savaşın, cesaretin ve enerjinin aslında gezegenidir. Agresyon, hırs ve atletizm hep böyle Mars'ın sembolleridir astrolojide. Ancak Mars her 2 yılda bir retro hareketine girer ve bu kez 6 Aralık 2024'ten 23 Şubat 2025'e kadar retroda olacak. Yönetici gezegeniniz Mars'ın retroda olması size tabii ki birazcık zorluk haliyle çıkartabilir. Sanki böyle bir kaya parçasından tepeden böyle doğru yukarıya doğru yuvarlamaya çalışıyorsunuz gibi kendinizi hissedebilirsiniz. Aynı sonuçları almak için normalden daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Bunun yanı sıra Merkür de tabii ki 25 Kasım'dan 15 Aralık'a kadar retro hareketinde olacak. Şimdi Mars ve Merkür'ün de aynı anda retroda olması tabii ki birçok ani hareket ve tartışmalara, sinirlilik ve endişe duygularına da yol açabilir Aralık ayında. Bu durum herkes için birazcık daha zorlayıcı bir etki yaratacak zaten. Aralık ayında yeni ayla Yay burcunda gerçekleşecek bir yeni ayla gireceğiz. 1 Aralık'ta yeni ay Koç burcuna uyumlu bir Ateş burcunda yer alacak. Yay Koç'tan sonra 9. burçta yer aldığı için haritanızın 9. evini aydınlatıyor olacak. Bu da yüksek öğrenim, yayıncılık, pazarlama, öğrenim ve seyahat gibi konuları çok daha hayatınıza ön plana çıkaracaktır. Yay burcu ebedi bir öğrenci ve bir gezgindir aslında. Bu nedenle bu ay özellikle eğitimle ilgili projeler, seyahat planları ya da yurt dışı bağlantılı işler sizleri meşgul edebilir. Mars haritanızda 5. evi de aydınlatıyor. Şimdi bu da çocuklar, yaratıcılık, romantizm ve yatırımlarla ilgili tüm konuları kapsıyor. Mars retroda olduğunda böyle çocuklarla ilgili bazı anlaşmazlıklar veya belki de hamilelik planlarında bazı gecikmeler olabilir. Aynı şekilde yeni romantik ilişkiler, yani yaratıcı projeler veya riskli yatırımlar konusunda da son derece dikkatli olmanız gerekebilir. Mars ve Merkür'ün retroda olduğu bu dönemde özellikle Aralık'ın bu ilk 2 haftası aceleci kararlar almaktan kaçınması çok iyi olacak sevgili koçlar. Venüs 6 Aralık'ta 2024'te Kova burcuna, yani sizin 11. evinize geçiyor. Bu dönem böyle arkadaşlıklar, sosyal gruplar, hatta network oluşturma açısından oldukça olumlu bir etki sunacak. Ancak Venüs Aslan burcundaki Mars'la bir karşıt açıda olacak ki bu da romantik ilişkilerde böyle bazı gerilimlere neden olabilir. Mars retro olduğundan yeni tanıştığınız biriyle böyle aniden başlayan bir ilişki hızlıca soğuyabilir. Özellikle böyle arkadaş çevresinden bireyle böyle yakınlaşmalar yaşanabilir. Ancak bu ilişkinin geleceği belirsiz olabilir. 1 Aralık 2024'te gerçekleşen Yay burcundaki yeni ayın etkileri 15 Aralık 2024'te İkizler burcundaki Dolunay'la zaten aydınlanacak. Dolunay 3. evinizi, yani iletişim, öğrenme, kısa yolculukları anlatırken Neptün'le sert bir açıya girecek ki bu dönemde yazılı veya sözlü iletişimlerde yanlış anlaşılmalar, biraz böyle kafa karışıklıkları veya hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Özellikle 14-17 Aralık 2024 arasında bu etkiler yoğun olacak. Jüpiter Mayıs 2024'ün böyle sonlarında İkizler Burcu'na geçmişti. Haziran 2025'e kadar da zaten burada kalacak. Jüpiter öğrenme, seyahat ve ticaret konularında size genişleme ve birçok fırsat sunacak zaten. Ancak 24 Aralık 2024'te Jüpiter ve Satürn arasında sert bir açı olacak ki bu açı büyüme, genişleme arzusunun ekonomik ve iş dünyasıyla ilgili bazı engellere takılabileceğini gösteriyor. Aralık ayının son haftası özellikle ekonomik dalgalanmalar, bazı belirsizlikler yaşanabilir. Aralık ayının son haftasında Güneş Yay burcundan çıkıp Oğlak burcuna geçecek ve 10. evinizi aydınlatacak haliyle. Ancak Aralık ayı boyunca 9. ev konuları hakim olmaya hala devam edecek. Yeni yılda odak noktanız çok daha iş ve kariyer planlarına kayacak. Son olarak toparlamam gerekirse Aralık ayının son haftasında seyahat, tatil veya aile ziyaretleriyle meşgul olabilirsiniz sevgili koçlar. Mars'ın 5. evde olması böyle eğlenceli aktiviteler, tatiller, romantizm açısından da hareketli bir döneme işaret ediyor. Ancak retro hareketler nedeniyle
Bu dönemde planlarınızda ani değişiklikler yapmanız gerekebilir. Bu astrolojik tahminleri de eğer beğendiyseniz daha fazlası için lütfen kanalıma abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevgili Boğa ve yükselen Boğa burçları, Aralık ayı 1 Aralık'ta gerçekleşecek olan yeni ayla başlıyor. Bildiğiniz gibi her 4 haftada bir zaten bir yeni ay yaşıyoruz ve bu dönemde haritanızda yeni ayın düştüğü alan o dönemki önceliklerinizi zaten belirliyor. Bu yeni ay da Yay burcunda gerçekleşiyor. Yay Boğa burcunun böyle 8. evi olduğundan dolayı Aralık ayı boyunca 8. ev temaları da ana odak noktanız olacak demektir. 8. ev böyle finansal yükümlülükler, vergiler, miraslar, müşterilerle ilgili projeler gibi konuları hayatınızda temsil ediyor. Yıl sonu olduğu için özellikle vergiler diyorum veya ödemelerle ilgili bazı endişeler evet yaşayabilirsiniz. Ayrıca 8. ev böyle astroloji, psikoloji ve dönüşümle de ilgili ev alanı. Dolayısıyla mali endişeler nedeniyle kendinizi biraz stresli hissedebilirsiniz bu yeni ayda. Eğer astroloji danışmanlığı almayı düşünüyorsanız zaten web bilgilerim hepsi tüm linkler aşağıda var. Merkür 25 Kasım ve 15 Aralık tarihleri arasında Yay burcunda retro yapacak ve tüm Aralık ayı boyunca 8. evinizde kalacak. Merkür retrosu genellikle böyle iletişim, teknoloji ve seyahat konularında biraz gecikmeler yapabilir. Yanlış anlaşılmalar yapabilir ve hayatınızda bir takım aksaklıklar yaratabilir. Bu nedenle bu dönemde önemli lütfen sözleşmeleri imzalamaktan kaçının, böyle büyük taahhütlerde bulunmaktan kaçının lütfen. Özellikle finansal durumunuzu böyle yeniden bir gözden geçirmeniz ve detaylara dikkat etmeniz gerçekten bu ay çok faydalı olacak. Mars 6 Aralık'ta Aslan Burcu'nda bir defa retroya giriyor ve 23 Şubat'a kadar da bu konumda kalmaya devam edecek. Bu retro özellikle 4. eviniz olan böyle ev, aile veya gayrimenkul konularında son derece etkili olacak. Evde tadilatlar, yine taşınmalar veya ailevi konularda yoğun bir dönem geçirebilirsiniz. Mars retrosu aynı zamanda biraz stres ve gerginlik de yapar. Bu yüzden aile ilişkilerinde daha dikkatli olmanız gerekebilir sevgili boğalar. Venüs de sizin yönetici gezegeniniz Aralık ayı boyunca Kova burcunda ve Boğa burcunun 10. evinde ilerliyor olacak. Şimdi 10. ev nedir ki zaten? Yani kariyer, iş hayatı ve toplumsal itibarınızla tamamen ilgilidir ve Venüs'ün bu konumu iş hayatınızda bir tanınma ve popülerlik kazanmanıza gerçekten yardımcı olabilir. Yeni iş fikirleri sunmak veya iş görüşmeleri yapmak için de çok uygun bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Venüs'ün bu geçişi sizi böyle daha çekici kılacak bir defa. Başkalarını böyle etkilemenizi daha bir kolaylaştıracaktır zaten. 1 Aralık'ta Yay burcundaki yeni ay finansal konulara birazcık odaklanmanıza neden olurken 15 Aralık'taki Dolunay'sa Boğa burcunun bu sefer 2. evine gerçekleşiyor olacak. 2. ev gelir böyle maddi kazançlarla ilgili ev alanı. Bu Dolunay Aralık ayının ortasına bazı böyle maddi konularda biraz farkındalık kazanmanıza sebep olabilir. Ancak Dolunay'ın Neptün'le yaptığı kara açı bu dönemde biraz belirsizlikler ve hayal kırıklıkları da yaşamanıza neden olabilir. Jüpiter zaten İkizler Burcu'nda ve 2. evinizde hala ilerlemeye devam ediyor. Bu transit genel olarak aslında gelirinizde arttırma fırsatları sunabilir. Ancak Satürn'ün bir kara açısı nedeniyle bu fırsatları sizler değerlendirirken son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Satürn'ün 11. evinizdeki etkisi böyle uzun vadeli hedefleriniz ve finansal planlarınız konusunda daha temkinli olmanız için sizi uyarıyor olacak. Güneş 21 Aralık'ta zaten Oğlak Burcu'na geçiyor ve bu durum Boğa burçları için 9. ev temalarını daha da bir ön plana çıkarıyor. 9. ev böyle yüksek öğrenim, yurt dışı, seyahatler, pazarlama ve yayıncılığın tamamıyla ilgili. Aslında 9. evin konuları bir hayli geniştir. Özellikle Aralık ayının son haftasında Ocak ayının böyle ilk haftalarına kadar olan dönemde bu konularla ilgili son derece yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Veya belki de mevcut projelerinizi çok rahatlıkla genişletebilirsiniz. Aralık ayı boyunca 8. evinizdeki bu yoğun gezegen hareketleri nedeniyle finansal sorumluluklar ve uzun vadeli planlar
odak noktanız olacak sevgili boğalar. Yeni yıl yaklaşırken finansal durumunuz böyle tekrardan bir gözden geçirmek ve yeni stratejiler oluşturmak için de harika bir dönemde olduğunuzu söylemek istiyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Videomu eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve kişisel astroloji danışmanlığı için de web sitemi ziyaret edebilirsiniz sevgili boğalar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Merhaba sevgili ikizler, Aralık ayına yeni ayla başlıyoruz ve yeni ay 1 Aralık'ta Yay burcunda gerçekleşiyor. Yay burcu sizin için diğerleri yani karşıt burç olarak kabul edilir tabii ki. Eş, partner, evlilik gibi konuları tamamını temsil eder. Yeni ay 7. evinize odaklanarak dikkatlerinizi ve önceliklerinizi kontratlara, ortaklıklara, evliliğinize ve işbirliği konularına yönlendiriyor olacak. Ancak bu yeni ay Satürn'ün zorlu bir karesiyle karşı karşıya kalacak. Satürn böyle sorumluluk ve disiplin derken ancak bu enerjiler kasıtlı olarak 7. evdeki yeni ay ile birleştiği için özellikle ortaklar ve ilişkiler konularında büyük temaları ortaya çıkaracak sizler için. Aralık ayı boyunca kontrat ve işbirliklerinden evliliğe kadar birçok ilişki dinamiği gündeminizde olabilir. Satürn'ün böyle meydan okuyan enerjisi sizi ilişkilerinizde ve anlaşmalarınızda böyle daha fazla sorumluluk almaya da biraz zorlayabilecek gibi. Ayrıca iş veya kişisel ilişkilerde farklı yollara gitme endişesi de elbette ki yaşayabilirsiniz. Bu bir uyanış çağrısı çünkü. İlişkilerinizde ve sözleşmelerinizde daha fazla sorumluluk almanın zamanı geldi demek istiyorum. Merkür İkizler Burcu'nun yöneticisi olarak iletişim ve bilgi gezegeni zaten ama sizin de yönetici gezegeniniz. Birçok İkizler Burcu böyle sürekli aslında konuşmayı çok sever. Ancak Merkür Yay Burcu'nda 7. evinizde Kasım sonundan böyle Aralık ortasına kadar retroda olacak. Onun için biraz konuşmalarınıza dikkat diyorum. Yani bu dönemde ilişkiler, anlaşmalar ve ortaklıklar üzerine böyle derinlemesine bir düşünme zamanı. Merkür retrosu sırasında böyle iletişimde aksaklıklar olabilir çünkü. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Bu nedenle de önemli detaylara dikkat etmek çok da farz olacak. Mars 6 Aralık'tan 23 Şubat'a kadar retroya girecek. Mars'ın retro hareketi sanki bir yokuş yukarı tırmanıyormuşsunuz gibi hissettirebilir kişiye. Daha fazla böyle çaba sarf etmenize rağmen aynı sonuçları elde etmek birazcık daha zorlaşabilir. Merkür ve Mars'ın aynı anda böyle retroda olduğu Aralık ayında hem iletişimde hem de eylemlerde bazı aksaklıklar maalesef yaşanabilir. Bu size özel değil, tüm burçlar için aynı şey geçerli. Bu süreçte profesyonel veya kişisel hedeflerinizi gerçekleştirmekte birazcık zorlanabilirsiniz sevgili ikizler. Mars retro döneminde özellikle böyle anlaşmalar, satış konularında gerginlikler yaşanabilir. Ayrıca yeni projeler veya iş fırsatları için böyle görüşmeler yapma gereği de doğabilir sizler için. Bu dönemde böyle daha önce başlamış olduğunuz aslında işlerin üzerinden geçmek, yeni beceriler öğrenmek çok önemlidir. Ayın ortasında özellikle 15 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi dolunay her zaman bir şeylerin aslında ortaya çıkma ve tamamlanma dönemi. Yani zaten bunu biliyoruz. İlişkilerde daha fazla böyle duygu ve tepki görebilirsiniz bu yönde. Dolunay bir Neptün karesi alacak çünkü. Neptün karesiyle birlikte ilişkilerinizde böyle gizli kalmış durumların biraz ortaya çıkmasına bu dolunay neden olabilir. Veya kafa karışıklığına biraz yol açabilir. Yıl boyunca Jüpiter'in özellikle İkizler Burcu'nda olması size zaten bir iyimserlik ve yeni başlangıçlar getiriyor. Ancak 24 Aralık'ta Satürn ve Jüpiter'in yaptığı kare aslında dünya genelinde ekonomik endişeler ve zorluklar maalesef hayatlarımıza getirebilir. Bu dönemde böyle kariyerinizle ilgili sorumluluklarınızda son derece daha dikkatli olmanız gerekebilir. Jüpiter ve Satürn arasındaki aslında bu gerilim iş hayatınızda yeni stratejiler belirlemeniz gerektiğini de gösterecektir. Son olarak Mars ve Merkür'ün retrosunun bu getirdiği zorluklara rağmen 2024'ün sonunda yeni planlar ve yeni fikirlerle yeni yıla böyle adım atabilirsiniz. Özellikle de Jüpiter'in İkizler Burcu'nda tabii ki olması
birçok açıdan şanslı bir dönem yaşamanıza da elbette ki olanak sağlayacaktır mutlaka sevgili ikizler. Bir de bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bu tür videoların devamını görmek istiyorsanız eğer beğenmeyi ve lütfen abone olmayı unutmayın. En yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca yine astroloji danışmanlığı almak için web sitemi lütfen ziyaret edin. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Yengeç ve yükselen yengeçler, her zamanki gibi yeni ayla başlıyoruz. Yeni ay Aralık ayının birinde Yay burcunda gerçekleşiyor ve sizin haritanızda 6. ev alanına düşüyor. Bu da ayın başlangıcını böyle temiz bir şekilde yapmanızı olanak tanıyor aslında. Bu ayın ana temaları sizin için 6. evle ilgili tüm konulara odaklanmanızı gerektiriyor. Şimdi 6. ev günlük iş rutininizi, iş becerilerinizi, iş arkadaşlarınızı, yeni iş fırsatlarını temsil eder. Hatta evcil hayvanlarınızı dahi temsil eder. Aynı zamanda hizmet alanını da kapsar. Bu da Aralık ayı boyunca özellikle tatil döneminde başkalarına yardım etmeye veya gönüllü faaliyetlere katılma eğiliminde olabileceğiniz anlamına da geliyor tabii ki. Ayrıca 6. ev sağlık, diyet ve kendini geliştirmeyle de ilgili bir ev alanı. Genel olarak bu ay demek sağlık konularının çoğunuz için büyük bir tema olacağını aslında düşünmüyorum. Ancak bazı yengeç burçları böyle diyetlerini düzene sokma, sigara veya şeker tüketimini azaltma gibi sağlık alışkanlıklarını gözden geçirme ihtiyaçlarını kendinde hissedebilirler. Bununla birlikte asıl odak noktasının iş hayatınız olduğunu düşünüyorum. Aralık ayının 6'sında Mars, çünkü 23 Şubat'a kadar sürecek, bir retro hareketine başlıyor. Bu geri hareket haritanızda 2. evde gelir alanınızda gerçekleşiyor. Mars cesur, girişken ve yeni adımlar atmak isteyen aslında bir enerji biliyorsunuz. Ancak geri hareket döneminde mali durumunuzla ilgili planlarınızda bazı engellerle karşılaşabilirsiniz sevgili yengeçler. Kasım ayında böyle Mars'ın 2. evinize aslında girdiğini ve 6 Aralık'ta da geri harekette başladığını zaten belirttim az evvel. Bu dönemde böyle gelir artışı için yoğun bir çaba gösterebilirsiniz. Ancak işler son derece yavaş ilerleyecektir ve istediğiniz gibi sonuçlanmayacaktır. Mars 2. evinizde gerilerken para kazanma girişimlerinizde daha fazla böyle çaba göstermeniz gerekebilir. Bu süreçte böyle gelir elde etmek için yeni yollar bulmak isteyebilirsiniz. Ancak bu girişimlerde de yavaşlamalar ve hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Merkür 25 Kasım ve 15 Aralık tarihleri arasında Yay burcunda geri harekette olacak. Bu dönemde iletişim, teknoloji ve seyahat konularında bazı aksaklıklar yaşanabilir. Merkür'ün geri hareketi sırasında yeni teknolojik cihazlar almak aslında pek önerilmez. Ancak eğer almak zorundaysanız lütfen garanti süresi ve iade politikalarına dikkat etmeniz son derece faydalı olacaktır. Bu dönemde yeni iş becerileri öğrenmek veya yan projelerle ek gelir elde etmek için planlar elbette ki yapabilirsiniz. Ancak Merkür'ün retro hareketi bu süreçte yavaşlamalar yaşanabileceğine de işaret ediyor. Bu nedenle daha önce başladığınız projeleri gözden geçirmek ve detayları incelemek için gerçekten iyi bir zaman olabilir. Venüs 6 Aralık 2 Ocak tarihleri arasında haritanızda 8. eve geçiyor. 8. ev finansal yükümlülükler, ortaklıklar, vergi ve kredilerle ilgilidir. Venüs buradaki olumlu etkisiyle sizi yeni böyle finansal fırsatlar sunabilir. Ancak Venüs ve Mars bir karşıt açı yapacaklar. Bu da finansal görüşmelerde bazı gerilimlere neden olabilir. Yine sabırlı ve dikkatli olursanız Venüs'ün aslında getirdiği fırsatlardan son derece iyi değerlendirebilirsiniz. Venüs aynı zamanda ilişkiler gezegeni biliyorsunuz ve Venüs-Mars karşıtlığı ilişkilerde böyle çekim ve tutku getirebilir. Sinastri'de birazcık karşılıklar çok önemlidir. Ancak Mars'ın geri hareketli olması nedeniyle bu tutkular birden soğuyabilir. Bu süreçte ani başlayan böyle romantik ilişkilerde son derece dikkatli olmanız için sizi uyarmak istiyorum. 1 Aralık'taki yeni ay 6. evinize evet odaklanıyor. 15 Aralık'taki dolunay iş ve sağlıkla ilgili bazı böyle gizli konuların gün yüzüne çıkabileceğini söylüyor. Dolunay Yay burcunda Satürn karesi yapacak bir defa. Bu da bazı böyle içsel çatışmalara, gecikmelere neden olabilir. Dolunay aynı zamanda Neptün karesiyle
bulanık ve kafa karıştırıcı bir etki de yaratabilir tabii ki. Bu nedenle lütfen enerjinizi düşük hissedebilirsiniz veya sağlık açısından kendinizi tükenmiş bulabilirsiniz. Bunlar hep gezegenlerin etkileri. Dolunay döneminde özellikle yediklerinize lütfen dikkat edin. Enerji seviyenizi yükseltmek için egzersize böyle geri dönmeniz çok önemli. Aralık ayının 24'ünde Jüpiter ve Satürn arasındaki oluşacak nadir bir kare açı var. Bu dünya genelinde zaten ekonomik zorluklara ve kısıtlamalara neden olabilir. Ancak bu geçici bir etki olup yeni yılla birlikte toparlamalarda yaşanacaktır. Aralık ayının son haftasında Güneş Yay burcundan çıkıp tabii ki Oğlak burcuna geçiyor olacak. Bu da sizin 7. evinize zaten bir odaklanmanızı sağlayacak. İş ortaklıkları ve önemli sözleşmeler üzerinde son derece yeni fırsatlar hayatınıza gelecektir. Aralık ayı boyunca iş, para ve finans konuları evet ön planda olacak ama lütfen sabırlı olun. Fırsatları değerlendirin. Geri hareketlerin etkisine de dikkate alarak adımlarınızı öyle planlayın. Bir de bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Videomu izlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Güvende ve sağlıklı kalın ama eğer videolarımı beğeniyorsanız ve beğendiğiniz takdirde de lütfen abone olmanızı ve beğen butonuna da basmanızı sizden rica edeceğim. Tekrar bir bakalım ve yükselen aslan burçları bu ay Merkür ve Mars retro hareketinde olacak. Mars'ın retroda birçok kişinin ani sonuçlara varmasına bir de böyle sinirli neden olabilirken Merkür retrosu yanlış anlaşılmalara sebep olabilir bu ay. Bu durum dünya genelinde bir hayli aslında stresli şeylere yol açabilir. Ancak aslan ve yükselen aslan burçları için bazı avantajlar da söz konusu olacak tabii ki. Her zaman olduğu gibi yeni ayla başlıyoruz zaten aya. Yeni ay Aralık ayının tamamında etkili olacak şekilde olacak çünkü 1 Aralık'ta Yay burcunda gerçekleşiyor olacak. Bu yeni ay önceliklerinizi ve niyetlerinizi 5. ev konularına yönlendiriyor olacak. Çünkü Yay Aslan'dan itibaren 5. burç konumunda bulunuyor. Aslan böyle dinamik, ilham verici ve yaratıcı bir ateş burcuyken Yay ise böyle maceracı, biraz daha dışa dönük bir ateş burcu aslında. Ayrıca 5. ev böyle astrolojide Aslan burcuna benzer özelliklere de sahip bir ev alanıdır. Mars retro hareketine geçiyor. Bu da işleri yavaşlatma, aceleci davranışlarınızı ve tüm hedeflerinizi yeniden düşünme zamanının aslında geldiğine işaret ediyor. Mars'ın Aslan burcundaki bu geri hareketi cesaret ve özgüveni tetikleyen bir etki verecek. Yeni ay Aslan burcuyla uyum içindeyken Mars'ın Aslan burcundaki konumu da oldukça olumlu etkiler yaratabilir hayatınıza. Jüpiter şu anda İkizler burcunda zaten bulunuyor. Bu durum Aslan burçları için bir genişleme fırsatları da haliyle sunacak. Jüpiter'in İkizler'deki bu geçişi Aslan burçlarına yıl boyunca hava elementinin getirdiği enerjiyi aslında sağlayacak. İkizler hava elementi olduğundan ateş burcu olan Aslan'a adeta böyle bir yakıt etkisi yapıyor olacak. Jüpiter'in bu genişletici etkisi hayatınızda aslında birçok olumlu değişim ve fırsat yaratabilir. Ancak Merkür ve Mars retro hareketinde olduğu için Aralık ayında dünyada oldukça fazla gerilim ve maalesef stres yaşanabilir. Neyse ki Aslan burçları bu zorlu süreçleri çoğunlukla aslında başarıyla atlatacak gibi görünüyor. Ancak yine de bu süre zarfında toplumda artan kaygı ve endişelerden de haliyle etkilenebilirsiniz. 1 Aralık'ta Yay burcundaki yeni ayla başlarken kontrol ve kısıtlamalarla ilişkilendirilen bu Satürn'den zorlayıcı bir açı alacaksınız. Bu dünya genelinde bazı tabii ki endişelere yol açabilir. Özellikle yılın sonuna doğru ekonomik haberlerde bazı hayal kırıklıkları, finansal zorluklarla ilgili bazı gelişmeler maalesef yaşanabilir. Aralık ayının ortasında böyle 15 Aralık civarında bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi dolunay her zaman olduğu gibi yeni ayla başlatılan aslında konuları bir tamamlar ve genellikle ilişkiler üzerinde bir test oluşturur bizler için. Bu dolunay Aslan burcunun 11. evine düşüyor. Bu da ev, arkadaşlıklar, sosyal gruplar ve tüm ağlarla aslında ilgili olan bir ev alanı. Ancak Neptün'le kare açı yapacağı için böyle bazı bu konularla ilgili hayal kırıklıkları ve bazı belirsizlikler evet yaşanabilir. Venüs 6 Aralık'tan itibaren
Kova burcuna geçerek ay sonuna kadar bu burçta kalacak. Kova Aslan'ın tabii ki karşıt burcu olduğundan Venüs'ün bu konumu Aslan burçlarını ilişkiler, ortaklıklar alanında birazcık canlandıracak. Yeni romantik ilişkiler, iş ortaklıkları veya müşterilerle ilgili yeni yeni fırsatlar gündeminize gelebilir. Ancak Mars'ın geri hareketi bu dönemde ilişki dinamiklerinizi birazcık zorlayabilir. Aslan burçları yılın sonuna doğru aslında romantik veya iş ortaklıklarında bazı zorluklar maalesef yaşayabilir. Çünkü Mars'ın geri hareketi Aralık ayının sonuna kadar sizi böyle yavaşlamaya, geçmişte yaptığınız aslında hataları tekrardan bir gözden geçirmeye maalesef zorlayabilir. Ay sonunda 21 Aralık'ta Güneş artık Oğlak Burcu'na geçiyor olacak. Bu geçişte sizin 6. ev konularını, yani iş, böyle günlük rutinler alanınızı harekete geçiriyor olacak. Yeni yıl öncesi iş ve kariyer planlarınızı tekrar gözden geçirebilir. Yıl sonu muhasebesi işlemlerine odaklanabilirsiniz. Yani sonuç olarak Aralık ayında Aslan ve yükselen Aslan burçları için yaratıcı enerjiler çok yüksek olacak. Ancak retro hareketler dikkat gerektiriyor. Bu dönemde geçmişte özellikle başlattığınız projeleri gözden geçirebilir ve yeni başlangıçlar için acele etmemelisiniz diyorum. Ayın son haftası özellikle iş ve finansal konularında böyle bir daha bir organize olma ihtiyacı doğabilir. Eğer bu öngörüleri ilginizi çekiyorsa ve daha fazla da benden video görmek istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca yine astroloji danışmanlıklarım, hizmetlerim hakkında da bilgi almak için lütfen web sitemi de ziyaret edebilirsiniz. Tekrar bir başka burcu Aralık ayı boyunca maalesef dünyada bir kaos yaşanabilir. Mars retrosu özellikle birazcık gergin, sinirli, stresli bir hava yaratabilir. Merkür bilgi ve iletişimi yöneten bir gezegen olarak bu dönemde o da retro olacak. Dolayısıyla böyle arkadaş çevrenizde veya haberlerde tartışmalar, böyle bir kargaşa, bir huzursuzluk gözlemleyebilirsiniz. Ancak bu durumların sizi doğrudan etkilemesi tabii ki zorunlu değil. Şimdi bu etkiler kişisel olarak sizi nasıl etkiliyor? Şimdi ona bir bakacağız zaten. Her zaman zaten ben ay yorumlarımda bir yeni ayla başlarım mutlaka. Aralık ayındaki yeni ayda 1 Aralık'ta gerçekleşiyor ve bir ay boyunca odaklanmanız gereken konuları belirliyor. Bu ayın teması da zaten ev, aile ve emlak olacak sizin için. Yeni ay Yay burcunda gerçekleşiyor. Yay Başak'tan sonra 4 burç sonra gelen burç olduğundan 4. ev alanınıza, yani ev, aile ve gayrimenkul konularını hayatınıza getiriyor demektir. Ancak bu yeni ay endişe verici ve kısıtlayıcı bir enerjiye sahip olan Satürn'e kare açı yapacak. Bu nedenle böyle aile hayatınızda ya da yaşam alanınızda ilgili endişeler maalesef ortaya çıkabilir. Merkür Başak Burcu'nun yönetici gezegeni olarak böyle bilgi, iletişim ve müzakereyi tabii ki temsil ediyor ama Merkür Kasım ayının başında Yay Burcu'na geçti ve zihninizde bu dönemde böyle gayrimenkul ve aile meselelerine odaklanmış durumda aslında. Ancak Merkür 25 Kasım'dan 15 Aralık arasında retroda olacak. Şimdi Merkür 15 Aralık'ta direkt harekete geçse de tam hızına ulaşması böyle 2 haftayı bulur zaten. Dolayısıyla da Aralık ayının tamamı boyunca Merkür yavaş, karışık ve kaygılı bir enerjiye sahip olacak ve bu enerjiyi bize aktaracak. Mars Aslan Burcu'na geçti ve bu Başak Burcu için zorlu bir konum olan aslında 12. evinizde yer alıyor. Mars enerjik, dışa dönük olmak isterken 12. evde kendine böyle sınırlanmış, öfkeli, depresif hissetmenize maalesef neden olabilir. Bu dönemde böyle Mars'ın enerjisinin bir hedefe odaklanamazsınız. Kendinizi sıkışmış ve hayattan kopuk hissedebilirsiniz. Bu dönemde hayal kırıklıkları, yorgunluk artabilir. Venüs ve Jüpiter iki büyük iyilik gezegeni. Bu da bolluk ve şans mutluluk getirir ki bizlere. Jüpiter zaten Mayıs sonuna kadar, Haziran 2025'e kadar İkizler Burcu'nda ama şu anda retro. İkizler Başak Burcu'nun 10. evini temsil ediyor. Şu anda 10. evinizde, kariyer alanınızda 10. evde duruyor ve Jüpiter kariyerinizde büyüme ve genişleme fırsatlarını da getirmeye çalışıyor ama retro süreci biraz engelliyor. Venüs 6 Aralık'ta Kova Burcu'na geçiyor. Ocak ayının başına kadar da burada kalacak. Kova Başak Burcu'ndan sonra
burç sonra gelen burç olduğundan 6. evinizi etkiliyor. Bu dönem iş ortamında böyle daha uyumlu, keyifli bir atmosfer aslında sağlanabilir. Ayrıca sağlık ve kendinizi böyle geliştirme konularına da odaklanabilirsiniz bu ay. Satürn balık burcunda 2023 Mart ayından beri burada zaten. Bu da ortaklıklar alanınızda yani 7. evinizde yer alıyor. Bu durum iş ve özel hayatınızdaki ilişkilerde birazcık sorumluluk almanızı gerektiriyor zaten. Satürn Aralık ayının sonlarına doğru kariyer alanınızdaki Jüpiter'le zorlu bir açı yapacak. Şimdi bu durum bir iş teklifi veya böyle bir anlaşmanın gecikmesine neden olabilir. 21 Aralık'ta Güneş Yay burcundan Oğlak burcuna geçiyor olacak. Bu geçiş aile ve ev odaklı enerjiyi geride bırakıp artık biraz daha eğlence, biraz daha romantizm ve yaratıcılığa odaklanmanıza olanak tanıyacak. Yani biraz nefes aldıracak diyebilirim. Aralık ayının son haftasında çocuklar, aşk, tatiller ve eğlenceyle ilgili konular daha ön plana çıkacak. Ayrıca böyle spekülatif yatırımlar ve finansal konularda da değerlendirmeler yapabilirsiniz. Aralık ayı boyunca hedeflerinize evet odaklanarak çalışmaya lütfen devam edin. Eğer büyük bir projeniz veya hedefiniz varsa bu dönemde biraz geri planda çalışarak aslında başarıya ulaşabilirsiniz. Aksi takdirde enerjinizi boşa harcamak yerine bir hedefe böyle yönelerek sıkışmışlık hissinden kurtulabilirsiniz. Eğer benden astroloji danışmanlığı almak veya özel sorularınız için de istiyorsanız, özel sorular sormak istiyorsanız web sitemi lütfen ziyaret edin. Burada size yönelik soru danışmanlıkları da var çünkü. Bunlarla eğer ilgileniyorsanız burayı ziyaret edip öğrenebilirsiniz. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Merhaba terazi ve yükselen terazi burçları, öncelikle iletişim gezegeni Merkür Aralık ayının ilk iki haftası retro harekette olacak. Bunun yanı sıra böyle agresif ve tartışmacı etkileriyle bilinen Mars da 6 Aralık'ta artık retroya geçiyor. Bu süreçte dünya genelinde aslında pek çok tartışma, böyle gerginlik, acelecilik, kaygı ve huzursuzluk birazcık artabilir. Ancak bu etkilerin sizin üzerinizde nasıl bir etki yaratacağını şimdi birlikte inceleyeceğiz. Terazi burcunun en temel özellikleri aslında uyum sağlama, arabuluculuk yapma ve huzuru koruma arzunuzdur. Eğer daha önce videolarımı zaten izlediyseniz hep yeni ayın hangi burçta gerçekleştiğinden böyle bahsederek başlarım. Çünkü her yeni ay 4 haftada bir gerçekleşiyor ve hayatımızda yeni önceliklere de tabii ki haliyle yön veriyor. Şimdi 1 Aralık'ta Yay burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu Yay burcu Terazi burcunun 3 ev ötesinde yer alıyor. Yani bu nedenle böyle 3. ev konuları daha ön plana çıkıyor demektir. Şimdi 3. ev nedir ki yani? Burada iletişim, yazı yazma, öğrenme, konuşma, satış yapma, kısa mesafeli seyahatleri kapsayan bir ev alanı. Ancak bu yeni ay Satürn'ün sınırlayıcı etkisi nedeniyle birazcık zorlu olabilir. Satürn'ün kara açısı biraz burada endişe, olumsuz düşünceler, özellikle iletişim ve öğrenme alanında biraz özgüven eksikliği sizlere getirebilir. Çünkü Merkür'ün iletişimi yöneten gezegen olduğunu ve 3. evinde doğal yöneticisi olduğunu unutmamak gerekir ki bu ay boyunca bir de üstelik retro. Merkür yıl boyunca birkaç kez retroda oluyor ve bu dönemde hedeflerinizi ve beklentilerinizi yeniden değerlendirmek için sizlere bir fırsat veriyor. Merkür 25 Kasım'dan 15 Aralık tarihleri arasında Yay burcunda retroda olacak, yani 3. evinizde. Bu süreçte iletişimle ilgili konularda yeniden düşünme, sorgulama döneminde elbette ki olabilirsiniz. Mars retro hareketini 6 Aralık'ta Aslan burcunda, yani 11. evinizde başlayacak. 11. ev böyle grup aktiviteleri, ekip çalışması, arkadaşlıklar ve sosyal ağlar için oldukça elverişli bir ev alanı. Ancak retro olduğundan bu alanlarda daha fazla böyle çaba göstermek biraz gerekebilir. Çünkü işler daha yavaş ilerleyecektir. Mars retro dönemi yaklaşık 2 yılda bir gerçekleşir zaten bunun retrosu. Retro enerjisini biraz daha içeriye çevirir ve ilerlemek yerine
böyle düşünüp yeniden bir değerlendirme zamanına sokar bizleri. Öte yandan Venüs Terazi burcunun yöneticisi olduğundan sizin için çok önemli bir gezegen zaten. Venüs aşk, güzellik, uyum ve diplomasi gezegeni aslında ve 6 Aralık'tan itibaren o da Kova burcuna geçiyor. Yani bu da sizin 5. evinizi hareketlendiriyor demektir. 5. ev böyle romantizm, çocuklar, yaratıcı projeler ve eğlenceyle ilgili bir ev alanı. Venüs'ün tabii ki 5. evde olması yılın son döneminde keyifli ve eğlenceli anlar yaşamanızı sağlayabilir. Ayrıca bu dönem böyle tatiller ve eğlence yerlerine seyahat etmek için de gerçekten çok uygun bir dönem. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var ki Mars retrodayken özellikle bu romantik ilişkilerde aniden böyle ortaya çıkan yoğun duygusal çekimlere kapılmak sonrasında hayal kırıklığına maalesef neden olabilir. Bu yüzden lütfen acelici olmayın. Bu acelici olmamakta fayda var demek istiyorum. Merkür'ün retro hareketi 15 Aralık'ta sona erse de gölge dönemleri nedeniyle iletişimde hala belirsizlikler yaşanabilir. Özellikle yılın son 2 haftasında önemli kararlar almadan önce birkaç gün beklemek özellikle ve durumu yeniden değerlendirmek sizin için çok iyi olacaktır. Jüpiter zaten İkizler Burcu'nda olup Terazi Burcu'na destek veriyor enerjisiyle. Jüpiter'in İkizler Burcu'ndaki etkisi seyahatler, yüksek öğrenim ve hukuki konularla şanslı bir dönem sizlere getirebilir. Ancak Jüpiter'in Satürn'le 24 Aralık'ta bir kara açı yapması var ki bu yıl sonuna doğru biraz dünya genelinde aslında bu ekonomik sıkıntılar veya planlarda biraz gecikmeler yaşanabileceğini maalesef gösteriyor. Özellikle seyahat planları yapıyorsanız havaalanında gecikmeler veya böyle beklenmedik engellerle karşılaşabilirsiniz sevgili teraziler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Yükselen akrepler Aralık ayı 1 Aralık'taki yeni ayla başlıyor ve bu ayın geri kalanı için enerjimizi belirliyor tabii ki. Yeni ay gelirinizi böyle arttırmak, maddi meseleler, finansal müzakereler ve işlemler üzerinde gerçekten büyük bir vurgu yapıyor. Yeni ay yay burcunda gerçekleşiyor ve yay akrepten bir sonraki burç olduğundan bu enerji böyle kişisel gelirlerinizle ilgili ikinci evinizde etkiliyor olacak. Ancak bu yeni ay Satürn'le bir kara açı yapıyor. Şimdi yani engelleyici bir etki altında demektir bu da. Satürn gecikmelere, hayal kırıklıklarına ve engellere neden olabilir burada. Dolayısıyla ikinci evinizdeki bu yeni ayla maddi konulara odaklanabileceksiniz bu ay. Ancak Satürn'ün etkisiyle her şey çok yavaş ilerleyebilir sevgili akrepler veya yeterince iyi olmadığını düşünebilirsiniz. Şimdi bu dönemde karar verme süreçleri de elbette ki zorlaşacak. Merkür de yay burcunda ve gelir evinizde yer alacak. Geçen ayda bahsettiğim gibi Merkür yay burcuna artık girdi ve 25 Kasım 15 Aralık tarihleri arasında retro harekete geçecek. Bu tarihten sonra Merkür tekrar ileri hareketine başlayarak artık karar alma, kendine güven konusunda daha net bir dönem sunacak sizlere. Ancak Merkür 6 Ocak'a kadar yay burcunda kalacağı için Aralık ayının böyle ilk yarısında retro hareketle birlikte para konularında birazcık belirsizlikler ve gecikmeler de yaşatacak. Mars da 2 yılda bir yaptığı gibi retroya giriyor ve bu sefer kariyer alanınızı etkiliyor tabii ki. Aralık ayı boyunca kariyer ve finans üzerinde çok büyük bir yoğun odaklanma olacak sizler için. Mars retro olduğunda aynı sonuçları elde etmek için böyle daha fazla çaba sarf ediyormuş gibi kendinizi hissedebilirsiniz. Kariyer hedeflerinizi gerçekleştirmekte birazcık zorlanabilir. İş yerinde otorite figürleri veya ebeveynlerle ilgili bazı gerilimler hayatınızda maalesef olabilir. Ancak Jüpiter Aralık ayının sonuna doğru maddi olarak sizi destekleyecek sevgili akrepler. Jüpiter Mayıs 2024'ten zaten Haziran 2025'e kadar İkizler Burcu'nda olacak ve 12 yılda bir her burçtan zaten geçiyor. İkizler Burcu'ndaki Jüpiter sizin 8. evinizde yer alarak burada bankalar, yatırımlar, kredi, miras gibi dış kaynaklardan gelecek kazançlarınızı arttıracaktır. Ayrıca Venüs 6 Aralık'ta Kova Burcu'na geçiyor ve Ocak ayının başına kadar da
orada kalacak. Kova burcu Akrep'ten 4 burç sonrasında yer aldığı için Venüs aile ilişkileri, aileyle ilgili olan ilişkileri güçlendirecektir. Evle ilgili birlikte güzel vakit geçirebileceğiniz zamanlar olacaktır. Veya size bir evinizi düzenlemeniz için dekorasyonunu yaparak evinizi güzelleştirmenize izin verecektir. Yeni aydan 2 hafta sonra bir dolunay olacak. 15 Aralık'taki bu dolunay size bazı maddi gerçekleri açığa çıkaracak ve önünüze serecek. Bu dolunay ikizler burcunda olduğundan 8. evinizi etkiliyor olacak ve finansal sorumluluklarınızı daha da bir ön plana çıkaracak. Ancak dolunay Neptün'le bir kare açı yaparak bazı hayal kırıklıkları veya maddi belirsizlikler yine getirebilir. Aralık ayının sonuna doğru Jüpiter ve Satürn arasındaki kare açı, Jüpiter tabii ki genişlemeyi temsil ederken Satürn daraltmayı temsil ediyor. Bu kare açı yıl sonuna doğru ekonomik endişeleri hepimiz üzerinde biraz maalesef arttırabilir. Mars'ın retro etkisi hala devam edeceğinden işler yavaş ilerleyebilir ve endişeler artabilir. Ancak olumlu tarafı Venüs'ün 6 Aralık'ta Kova burcuna geçişiyle birlikte aile içindeki uyumunuz çok artacak. Venüs aşk ve biliyorsunuz ki parayla ilgili, finansla ilgili bir gezegen. Bu yüzden evdeki ilişkilerde son derece daha huzurlu bir dönem başlayacak. Şimdi özetle toparlamam gerekirse aslında korkulacak bir şey yok. Bu gezegen enerjileri hep bizim daha aslında iyi olmamız için ve Aralık ayında maddi konularda evet bazı zorluklar ve gecikmeler getirebilir. Ancak Jüpiter'in desteğiyle uzun vadede de toparlamalarda yaşayacaksınız. Sabırlı olun. Özellikle retro hareketler sona erdiğinde 2025'e doğru daha güçlü başlangıçlar yapabilirsiniz sevgili akrepler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar bir başka videoda görüşürüz. Yay ve yükselen yay burçları her 4 haftada bir yeni ay gerçekleşiyor ve bu seferki tahminleri de netleştirecek tabii ki. Çünkü 1 Aralık'ta gerçekleşen bir yeni ay var ve tüm Aralık boyunca da vurgu yay burcunda olacak. Eğer bir yay ya da yükselen yay iseniz bu yeni ayın etkisi sizin için yeni başlangıçlar, yeni görünürlük ve yeni projeler hayatınıza getirecek demektir. Özellikle 1 Aralık doğum gününüzse belki 30 Kasım ya da 2 Aralık civarı doğduysanız bu yeni ay sizin için çok önemli olacak. Ben güneş dönüşü, solar return haritası denilen bir harita çıkartırım her sene. Güneş dönüşü, güneş doğum haritanızdaki konumuna geri döndüğü anı temsil eder ve harita sadece o yılın 12 ayı için spesifik bize bir rehber sunar. Eğer doğum gününüz yeni ayla çakışıyorsa 2025 yılı boyunca hayatınızda çok önemli yeni yollar ve fırsatlar karşınıza çıkabilir diyorum sevgili yaylar. Ancak bu yeni ay Satürn karesiyle biraz engelleniyor. Yani kısıtlayıcı ve endişe verici bir etki veriyor. Yay burcu genellikle böyle neşeli ve iyimser bir burç. Ancak doğum günü döngünüzde yeni yılla ilgili sizi heyecanlandırıyor olsa bile Satürn'ün etkisiyle birazcık daha yavaşlama ve kaygı yaşamanız çok daha olası. Bu arada Merkür ve Mars retro hareketine girecek. Bu durum birçok yeniden değerlendirme, belki bazı şeyleri yanlış anlama ve hayatınızda maalesef endişe getirebilir. Mars her iki yılda bir retro yaparken Merkür yılda 3 kez retro hareket eder. Aralık ayının ilk 2 haftasında her ikisi de retroda olacaklar. Merkür 2 Kasım ile 8 Ocak arasında Yay burcunda ve 25 Kasım ile 15 Aralık arasında retroda olacak. Şimdi Merkür'ün bu retro dönemi tabii ki haliyle iletişim, eğitim, teknoloji ve seyahatle ilgili özellikle konularda sizlere yeniden bir değerlendirme, bazı gecikmeler, özellikle konuşmalarda yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Bu dönemde lütfen sözleşme imzalamaktan veya önemli karar almaktan kaçının sevgili yaylar. Mars ise Aslan burcuna artık geçti ve Yay burcuyla evet uyumlu bir ateş burcu olduğu için destekleyici birbirlerine bir enerji gönderiyorlar. Ancak o da 6 Aralık'ta retro hareketine başlayacak ve bu dönemde maalesef işler yavaşlayabilir. Sadece size mahsus değil, bütün burçları hepimizi etkiliyor bu işlerin yavaşlama durumu. Mars 6 Ocak'ta kadar Aslan burcunda kalacak, ardından Yengeç burcuna geri dönecek. Venüs ise 6 Aralık'ta artık Kova burcuna geçiyor olacak ve 2 Ocak'a kadar da
Kova'da kalacak. Venüs'ün bulunduğu alan keyif, romantizm, yaratıcılık getirir hayatımıza ve Venüs Kova burcundayken Yay burcuna da çok olumlu bir açı yapacak tabii. Bu da tatil döneminde aşk hayatınızı renklendirebilir, canlandırabilir sevgili Yaylar. Yine bu dönemde tabii ki Jüpiter'in de İkizler burcundaki konumu Yay burcuna bir karşı açı yaparak ilişkilerde fırsatlar da getirebilir. Ancak yılın son haftasında Jüpiter ve Satürn karesini unutmamak gerekli ki bu kare yaşanacak. Bu da ekonomik endişeleri biraz tetikleyebilir. Özellikle 24 Aralık civarı ve Ocak başı böyle dünya genelinde finansal piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir. Yay burçları için ise Jüpiter'in 7. evde bulunması evlilik, ortaklık ve kontratlar alanında gerçekten önemli fırsatlar sunuyor. Ancak bu süreçte Satürn'ün bu kısıtlayıcı etkisi nedeniyle bazı zorluklar maalesef yaşayabilirsiniz. Aralık ayının 15'inde İkizler Burcu'ndaki Dolunay ilişkilerle ilgili önemli duygusal durumları da açığa çıkaracak. Ancak Dolunay'ın bir Neptün karesi var. Bu da hayal kırıklığı veya aldatılma gibi durumlara yol açabilir. Özellikle aşk hayatında başlangıçta büyük bir heyecan duyabilirsiniz. Ancak sonrasında hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Özellikle toparlamam gerekiyorsa Aralık ayı yay burçları için hem fırsatlar hem de engeller sunacak. Jüpiter sizin için önemli fırsatları getirirken Satürn ve Neptün'ün bu zorlu etkileri çok dikkatli olmanızı gerektiriyor sevgili yaylar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Merhaba sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Her 4 haftada bir yeni ay gerçekleşiyor ve bu ayın yeni ayı 1 Aralık'ta olacak. Bu yüzden Aralık ayı boyunca yay burcundaki yeni ay genel temayı belirleyecek. Ancak yay burcu oğlaktan bir önceki burç olduğu için bu dönem sizin 12. evinizi etkileyecek tabii ki. Astrolojide oğlak burcu birinci burç olarak kabul edilirse yay burcu da tabii ki haliyle 12. burç olur. Güneş 21 Aralık'ta sizin burcunuza geçecek ve yeni yaş döngünüzle yeni yıl heyecanını arttırmaya başlayacak. Ancak özellikle ilk 3 hafta 12. evinizdeki yeni ay enerjisiyle birlikte kendinize bir geçiş sürecinde böyle beklemede ya da birazcık sıkışmış hissedebilirsiniz. Bu süreçte içsel bir dönüşüm aslında yaşamanız, böyle geçmiş yılın muhasebesini yaparak ruhsal anlamda derinleşmeniz de çok mümkün olacak. Aynı zamanda manevi pratikler, meditasyon veya inziva gibi aktiviteler gerçekten oldukça verimli bir döneme sizi getirebilir. Bu süreçte aynı zamanda Merkür ve Mars retrosu da var tabii ki bu ay. Merkür iletişim gezegeni biliyorsunuz retro hareketteyken bazı yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları maalesef yaşatabilir. Mars ise her 2 yılda bir geri harekete geçer ve bu dönemde sabırsızlık, sinirlilik biraz artış yapabilir. Özellikle bu iki gezegenin geri hareketi toplumsal olaylarda da protestolara, gerginliklerin artmasına maalesef neden olabilir. Yay burcundaki yeni ay Satürn'ün tabii ki kare açısıyla biraz baskılanacak. Satürn Oğlak burcunun yöneticisi olduğundan bu durum özellikle oğlak burçları için birazcık gecikmeler ve kaygılar tabii ki yaratabilir. Merkür 25 Kasım'dan 15 Aralık tarihleri arasında geri hareketli olacak ve bu süreçte 12. evinizdeki etkisiyle böyle bir içe çekilme, yalnız kalma isteğiniz artabilir. Aynı zamanda bu dönem böyle bilgi toplama, araştırma yapma ve bazı işleri gizli tutma eğilimleriyle de ilişkili olabilir. Mars 6 Aralık'tan Aslan Burcu'nda geri harekete başlayacak ve 23 Şubat'a kadar da bu retro harekete devam edecek. Ancak Mars 6 Ocak'ta Yengeç Burcu'na tekrar bir geri dönecek ve Aslan Burcu'ndaki Mars retrosu sizlere finansal yükümlülükler, borçlar, vergiler, sigortalar gibi konularda bazı gerginliklere maalesef yol açabilir. Aynı zamanda gizli kalmış meseleler ve sırlar açığa çıkabilir. Bu dönemde özellikle iş hayatınızda veya kişisel ilişkilerinizde bir şeylerin ters gittiğini hissedebilirsiniz. Ve 1 Aralık'taki yeni ayla başlayan süreçte 15 Aralık'taki Dolunay'la birlikte bazı olaylar artık gün yüzüne çıkacak ve Dolunay 6. evimizde gerçekleşecek. Bu da tabii ki sağlık veya günlük rutinlerle ilgili konulara daha bir dikkat çekecektir. Özellikle Dolunay'ın
Neptün'e bir karesi var. Burada kendinizde enerji düşüklüğü, birazcık halsizlik, birazcık depresif hisler yaşamanıza Neptün'ün bu karesi neden olabilir. İş yerinizde de bazı gizli meseleler açığa çıkması çok muhtemel. Venüs 6 Aralık'ta zaten Kova burcuna geçiyor. Kova burcu Oğlak burcundan sonraki burç olduğun için ikinci evinizi etkileyerek tabii ki gelirlerinizi arttırabilir. Venüs bu evde ya daha fazla tasarruf yapmanıza ya da aslında tatil dönemi harcamalarınıza odaklanmanıza yol açabilir. 21 Aralık'ta Güneş'in artık Oğlak burcuna geçişiyle daha fazla görünürlük, liderlik ve yeni başlangıçlar özellikle enerjisi kendinizde hissedeceksiniz. 1 Ocak'taki yeni ay ile birlikte Ocak 2025 sizin için yeni projeler ve hedefler için oldukça destekleyici olacak sevgili Oğlaklar. Aralık ayının son haftasında artık tünelin sonundaki ışığı görmeye başlayabiliriz. Daha fazla umut ve daha fazla iyimserlik hissedebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha fazla video görmek eğer isterseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca yine en son paylaşımlarımdan böyle haberdar olmak için bildirim zilini de açabilirsiniz. Astroloji danışmanlığı almak için web sitemi ziyaret edebilirsiniz. Tekrar bir başka videoda. Kovalar, bu Aralık ayında işler oldukça net ve basit. Çünkü yeni ay 1 Aralık'ta ve bir sonraki yeni ay ise 1 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda olacak. Yani Aralık ayının tamamında Yay Burcu'ndaki yeni ay ana tema olacak bizlerde. Ancak bu yeni ay Satürn tarafından engelleniyor olacak ve dolayısıyla tüm dünyada biraz kısıtlama, İhtiyatlı olma, belki endişeler söz konusu maalesef olabilir. Yay burcu enerjisi genelde böyle neşeli, iyimser ve maceracıdır ama seyahat etmeyi de çok sever. Ancak bu yeni ayda bu tür sınırlama ve temkin söz konusu maalesef. Kova burcu için bu yeni ay astrolojinin 11. evine düşüyor ve bu da arkadaşlıklar, grup aktiviteleri, organizasyonlar ve toplulukla ilgili konuları gündeme getiriyor. Aynı zamanda geleceğe yönelik planlar, uzun vadeli hedeflerinizi düşünmeye de itebilir sizleri. Tatil dönemi olduğu için arkadaşlıklarınızla veya organizasyonlarda böyle sosyalleşmek, keyifli vakit geçirmek evet isteyebilirsiniz. Bu ay hem Merkür hem de Mars retroda olacak. Merkür 15 Aralık'ta düzelecek, ileri hareketine geçecek. Ancak ay boyunca gölge dönemini yaşayacağız hep beraber. Bu da zihinsel süreçleri biraz yavaşlatacak. Kararlar almak biraz zorlaşacak hepimiz için. Mars ise 6 Aralık'tan 23 Şubat'a kadar bu sefer retroda olacak. Mars'ın retro dönemi zaten her 2 yılda bir gerçekleşiyor ve bu süre boyunca böyle motivasyon, sabır ve enerjide biraz düşüş yaşanabilir. Aralık ayı boyunca Merkür retronun etkisiyle yanlış anlaşılmalar, iletişim problemleri ve karar alma süreçlerinde yavaşlamalar yaşayabilirsiniz. Mars retrosu ise özellikle ilişkilerde stres, öfke ve gerginlik maalesef hayatlarımızda yaratabilir. Şimdi bu retro döneminde özellikle sosyal çevrenizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz sevgili kovalar. Mars kova burcunun 7. evinde yani evlilik, ortaklık ve kontratlarla ilgili alanda retroda olacak. Bu da ilişkilerde daha fazla gerilim ve çatışma demektir zaten. Ancak Mars genelde bir ilişkiyi bitirmek yerine gizli kalmış sorunların yüzeye çıkmasına neden olur. Ve böylece ilişkilerde de bir patlama yaşanır. Ancak bu temiz bir başlangıç aslında yapmanıza da bir olanak tanıyabilir tabii ki. Venüs 6 Aralık'tan 2 Ocak'a kadar Kova burcunda yani sizin burcunuzda olacak. Venüs bu dönemde ilişkilerde böyle daha fazla diplomasi, uyum ve çekicilik hayatınıza getirecektir. Kendinizi böyle daha güzel hissedebilirsiniz. Kişisel bakımınıza ve güzellik rutinlerinize daha fazla özen gösterebilirsiniz. Eğer Mars retroda olmasaydı Venüs ve Mars'ın bu karşıt açısı sizi yeni bir romantik bir ilişkiye götürebilir. Bu durumu tetikleyebilirdi. Ancak retro döneminde başlayan ilişkiler genellikle maalesef hızlı başlayıp böyle çabuk sönme eğiliminde olabilir. Yeni ay 1 Aralık'ta evet gerçekleşecek ve 11. evinizde olacak. Bu da arkadaşlıklar, organizasyonlar, topluluklar üzerinde böyle yoğunlaşmanızı sağlayacak. Ancak Satürn'ün kare açısı nedeniyle bir arkadaşlık böyle arkadaşlığınız sınanabilir. Veya bir organizasyondan belki ayrılmayı düşünebilirsiniz. Ve 15 Aralık'ta
Dolunay ise oluşacak dolunaysa bu sefer İkizler Burcu'nda olacak. Bu da Kova Burcu'yla çok uyumlu aslında bir hava burcu. Dolunay 5. evinizde yani romantizm, çocuklar, yaratıcı projeler ve yatırımlarla ilgili konuları aydınlatacak ve bir projekte edecek. Ancak Dolunay Neptün tarafından zorlanacak ve bu da biraz kafa karışıklıkları ve belirsizlikler, hatta hayal kırıklıkları getirebilir hayatınıza. Özellikle yeni romantik bir ilişkiye başlıyorsanız veya çocuklarla ilgili bir durum varsa beklenmedik bazı sırlar ortaya çıkabilir. Ancak Jüpiter İkizler Burcu'nda olacak ve Haziran 2025'e kadar da sizin zaten 5. evinizde romantizm, eğlence ve yaratıcı projelerde büyüme fırsatlarını size sunmaya devam edecek. Aralık ayında ilişkilerinizde evet gerginlikler, arkadaş çevrenizde ve sosyal hayatınızda test edici durumlar yaşayabilirsiniz. Ancak dediğim gibi Venüs'ün sizin burcunuzda olması size daha diplomasi ve uyumla bu zorlukların üstesinden gelmenize de yardımcı olacak diye söylemek istiyorum. Retro dönemlerinde gerçekten sabırlı olmalı. Böyle aceleyle kararlar almaktan kaçınmalısınız sevgili kovalar. Astroloji danışmanlık ve hizmetlerim hakkında bilgi almak veya web sitemi incelemek isterseniz aşağıdaki linklerden bana çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgili balık ve yükselen balık burçları, 2024 yılının artık son ayına geldik. Aralık ayı gökyüzünde yoğun hareketlerin yaşandığı aslında bir dönem olacak. Merkür ve Mars'ın retro hareketleri dikkatli ve sabır olmayı gerektirirken kariyer ve sosyal ilişkilerde yeniden böyle değerlendirme fırsatları da bizlere sunuyor olacak. Şimdi Aralık ayını detaylı bir şekilde birlikte inceleyeceğiz elbette ki. Dünya genelinde ve bireysel olarak gerilim enerjilerinin hakim olduğu aslında bir dönemdeyiz hepimiz. Ancak sakinliğimizi koruyarak bu etkileri dengelememiz elbette ki mümkün. 1 Aralık'ta Yay burcunda gerçekleşecek olan yeni ay haritanızın 10. evinizi etkiliyor olacak. 10. ev kariyer ve toplumsal statü ve yaşam amacınızı simgeler. Bu dönemde iş hayatınız ve hedeflerinizle ilgili böyle yeni farkındalıklar elbette ki kazanabilirsiniz. Ancak Satürn'ün zorlayıcı etkisi işte bu süreçte engeller ve gecikmeler yaşanabileceğini gösteriyor. Sabırlı olmanızda fayda var. Yeni ayın ardından hedeflerinizi yeniden bir gözden geçirmek için ideal bir dönem olacak. Çünkü yeni projelere başlamak yerine var olan planları güçlendirmeye odaklanın lütfen. Merkür Retrosu 25 Kasım ve 15 Aralık tarihleri arasında etkili olacak. Özellikle kariyerinizle ilgili konularda son derece dikkatli olmalısınız. Önemli iş görüşmeleri ve sözleşmeleri mümkünse Ocak ayına erteleyin. İletişimde yanlış anlaşılmalar, teknik aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. E-postalarınızı ve belgelerinizi dikkatlice kontrolde edin. 15 Aralık'tan sonra Merkür'ün böyle düz harekete geçmesiyle birlikte iş hayatınız daha bir netlik kazanmaya başlayacak. 6 Aralık 23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Mars retrosu haritanızda 6. evinize etkiliyor olacak. Bu da günlük işlerinizde sabırsızlık ve stres biraz hissetmenize sebebiyet verebilir. İş arkadaşlarınıza tartışmalardan lütfen kaçının. Ancak bu dönem kişisel projelere yönelmek veya bireysel çalışma alanlarında ilerlemek için de çok güzel fırsatlar var. Mars retrosunda böyle zorlayıcı durumlarla karşılaşırsanız öfkenizi yapıcı bir şekilde yönetmeye lütfen çalışın. Yine yoga, meditasyon, böyle dua gibi rahatlatıcı aktiviteler veya seanslar bu dönemde gerçekten çok işinize yarayacaktır. 6 Aralık'ta Venüs Kova Burcu'na geçiyor ve 12. evinizi aydınlatıyor. Bu da sosyal aktivitelerde daha sade bir yaklaşım benimseyebilirsiniz demek. Böyle büyük kalabalıklardan ziyade sevdiklerinizle daha özel zamanlar geçirmek isteyebilirsiniz. Bu dönem aynı zamanda finansal konulara odaklanmak için de uygun bir zaman olabilir. Harcamalarınızı gözden lütfen geçirin. 15 Aralık'ta İkizler Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay 4 ve 10. evleriniz arasında bir denge kurma gerekliliğine işaret ediyor olacak. Kariyerle ilgili konular daha bir netlik kazansa da aile içinde yanlış anlaşılmalara ve tartışmalara son derece dikkat etmelisiniz. Hem iş hem de aile hayatınızda sorumluluklar arasında bir denge kurmak çok da önemli olacak. Bu dönemde önceliğiniz her zaman için aileniz olmalı.
21 Aralık'ta Güneş bu sefer Oğlak Burcu'na geçecek ve haritanızın 11. evinizi aydınlatıyor olacak. 11. ev umutlar, hayaller ve arkadaşlıklarla ilişkilidir. Gelecek hedeflerinizi planlamak için mükemmel bir dönemdesiniz diyebilirim. Tatil böyle zamanının keyfini çıkarırken 2025 yılı hedeflerinizi daha da bir netleştireceksiniz. Yalnızca tek istediğim sizden lütfen sabırlı olun. Merkür ve Mars retrosu nedeniyle işlerinizde evet gecikmeler yaşanabilir. Büyük kararları Ocak ayına bırakın. Kariyer planlarınızı gözden geçirin. Yeni projeleri başlamaktan ziyade aslında var olan projeleri lütfen iyileştirin. Aile ilişkilerine dikkat edin. Çünkü dolunay sırasında aile içindeki gerilimleri yönetmeye çalışabilirsiniz. Rahatlamak için de lütfen meditasyon ve dua gibi sevdiklerinizle sakin vakitler geçirmeye özen gösterin. Aralık ayı retrosunun gölgesinde böyle sabır ve öz farkındalık getiren bir dönem olsa da bizler için Ocak ayı daha net, daha olumlu enerjilerle dolu olacak. Ve 2025'e girmeden önce bu ayı bir hazırlık dönemi olarak lütfen değerlendirin ve hedeflerinize odaklanın sevgili balıklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.